Bomba patlıyor, araçlar patlatılıyor. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Van'da, şurada ve burada. Çocuklar ölüyor, parçalanıyor. Kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor, siviller ölüyor, paramparça oluyor. Diyarda olanlarımız Facebook'unu hemen açıyor. Diyarbakır'da ölenlere, rahmet kalanlara başsağlık dilerim. Utan be, utan be. Bu mudur senin tepki? Dilin mi korudu? Kimden korkuyorsun? Niye o yazında demiyorsunuz ki bunu yapana Allah lanet etsin? Lanet olsun. Çocuğu öldüreni Allah kahretsin. Kadını öldüreni Allah kahretsin. Araçları patlatanları Allah lanet etsin. Bu mudur Müslümanlık? Senin oğlun da oradan geçer. Hanımın da ondan geçer. Bunu yapana diyorum ha. Bu düğmeye basan ey adam, senin anan da oradan geçebilir. Senin amcan da oradan geçebilir be ey zalim. 10 ton patlayıcıyı sen nasıl patlatıyorsun Müslümana karşı? Vatandaşına karşı, ırktaşına karşı. Nasıl yapıyorsun bunu? Ve edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Ben bilmiyorum. Benim başıma yarın ne gelir, sizin başınıza yarın ne gelecek de. Söyle ben bilmiyorum. Allah peygambere söyletiyor. Yarın benim başıma sizin başınıza ne gelecek? Resulullah Hazreti Muhammed bilmiyor. Kur'an diyor. Ama birileri biliyorum diyor. Birileri biliyorum diye diye bizi aldattı. Birileri gaybi biliyorum dedi, bizi aldattı. Birileri meydanlara çıktı, konuştu. Hani din adına öğrettikleri hiçbir değer yok ya. Seni de ikna edemiyor. Şimdi seni ya korkutacak ya da bilmediğin gaybi meselelere seni aldatacak ve boyun eğdirecek. Adam diyor ki şu anda peygamber de meydandadır. Şarlatan, sen benim peygamberimle nasıl alay edersin diyen hiçbir tane adam çıkmıyor. Sen kimsin ya? Hazreti Muhammed senin sohbetine gelecek. Kimsin sen? Kimi aldatıyorsun? Moda oldu. Millet konferans veriyor. Adam konferansta bir şey anlatamıyor ya. Şu anda diyor peygamber burada hazır. Sen benim peygamberimle alay edersen kafir olursun. Peygamberlerle istihza riddet sebebidir. Küfre götürür adamı. Ya Kur'an var. Biz ihmal ettik değil mi Kur'an'ı? Caminin raflarına koyduk. Şunun bunun kitaplarıyla idare ettik. Şu bizi kurtarır, bu bizi kurtarır. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Darbe yemesek anlamayız ya. Biri gelecek, bir yumruk bize vuracak, yere düşeceğiz, silkelenip kalkacağız. Vallahi olmadı. Ya bunu 1500 yıl önce Kur'an bize söylüyor. Bakınız, yine Allah peygambere söyletiyor. Kul de, hadi de, innema ene beşerun mislukum, ben de sizin gibi bir beşerim. Nasıl peygambere söyletiyor? Niçin? Biz Hristiyanlar gibi Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar ya, biz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ilahlaştırmayalım diye. Ya Resulullah'ın makamı belliyken başkalarını nasıl onun üstüne çıkarırız? Filan kes peygamberle görüşüyormuş. Vay seni yalancı, iftiracı. Falan kesin sohbetine peygamber geliyormuş. Nasıl aldatacak başka? Müslümanlar da peygamberin aşıkı. Vah diyor canım kurban peygambere. Peygamberin sözü oldu mu her şey biter bizde. Resulullah konuştu mu hayat biter. O kadar değerli bizim için. Şimdi en değerli varlığın neyse seni bu defa onunla aldatıyor. Ondan daha değerli varlık Allah. Allah diyor ki seni benimle aldatmasın okuduğum ayette.
ve la yagurrennekum billahil garur. Aldatıcılar aldatmasın. Hani silahları yoktu? Hani karınca basmaz adamlardı? Hani yıllarca zekatlarımızı, fitrelerimizi, infaklarımızı aldılar? Ben Diyarbakır'da 32 yıldır imamım. Ve hali vakti yerinde olan zenginleri de tanıyorum. Hep yardımlaşarak halka, fakir, fukara, garip gurabalarımıza yardım ediyorduk. Son 15 yıldır memleketimizin bütün infak ve zekatı el konuldu. Fakir açlıktan öldü. Ben Hüseyin mahallesinde, Ali Paşa'da, bağlarda benim halkım açlıktan öldü. Kimse zekat fitre vermedi. Bu zekat fitre Amerika'ya gitti. Clinton'a gitti. Çek ve senet olarak verildi. Benim halkımın malına el koydular. Hani karınca basmazdınız? Hani sadece eğitimle uğraşıyordunuz? Hani insanların kültür seviyesini yükseltiyordunuz? Hırsızlar! Kul hakkı açısından Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Benim oğlum 10 yıl çalışsın, üniversite kazanmasın. Biz gerizekalı da değiliz vallahi aile olarak da. Seninki şuradan girsin, 100 puanın 100'ünü alsın. Bu kul hakkı, kul hakkı bu. Şehit de olsan bu gitmez. Hani milleti aldatmıyorduk? Niye böyle oldu? Sonra o karınca basmaz bildiğimiz insanlar, ya ne oldu? Uçaklarla, tanklarla, silahlarla. Aşağıda adam diyor, la ilahe illallah. Sen saldırıyorsun, yerle bir ediyorsun onu. O Muhammedi'dir ya. O bu ülkede Amerika'nın, İsrail'in çıkarlarına asla müsaade etmez. Elini taşın altına koyun diyorlardı atalarımız. Sonra gövdenizi taşın altına koyar mısınız diyorlardı. Öyle kahramanlar çıktı ki bu ülkede gövdesini tankın altına koydu. Niçin koydu? Hazreti Muhammed'in dini için koydu. Bu vatan için. Vatansızlık nedir? Suriyelileri görünce anladık. Evet. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa iman da yoktur. Ve bu insanlar şu ayete de iman etmişlerdi. Bakın. Men katale mu'minen muteammiden. Kim kasten bir mümini öldürürse, şu Kur'an'daki ceza müeyyedesine bakın. Fecezauhu cehennem. Haliden fiha ebeden. Ve gadiballahu aleyhi. وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَز۪يمًا. Bundan daha ağır bir suç yok müminin katiline. Kadın, yaşlı, çocuk demeden peygamber senin mi rüyasına geliyordu? Peygamber senin mi yanına geliyordu? Senin mi? Sen katil. Sen önce sana inananları yerle bir et. Sana inananların umutlarını kırdı. Senin yolunda Allah'a ulaşır diye bazıları inanmıştı. Canını, malını, her şeyini o yola feda etmişti. Sen bir kere onlara darbe vurdun. Sonra bütün inananlara vurdun. Sonra Kur'an'a ve İslam'a vurmaya çalıştın. Bitiriyorum. Müminler Allah'a dayanırlarsa, bittim ya Rab dediğinde, yettim sana kulum, oradayım. Hazreti Sennun gemide Kur'an çekildi, Yunus peygamber gemiye atıldı. Gemiye atılınca orada görevli bekliyordu, balık aldı götürdü. Yunus bir peygamberdi, ulazim peygamberlerdi. Balık aldı onu götürdü. Kur'an bize bunu söylüyor. Yunus baktı ki
Bütün irtibatlar koptu. Telefon çekmiyor. Ulaşamazsın kimseye. Fenada fizzulumat. Karanlıklarda balığın karnı, denizin dibi, gece karanlığı, üç karanlık. Kimse yok. Yunus öyle birine iltica edecekti ki hükmü hem denize, hem balığa, hem karanlığa geçecek. Fenada fizzulumat. La ilahe illa ent. La ilahe illa ent. Subhaneke inni kuntu minazzalimin. Senden başka ilah yok ya Rab. Ben nefsime zulmettim, hata ettim. Erken çıktım. Ne oldu? Balığa ne oldu? Balık attı dışarıya onu. Bu ülkede bütün mazlum coğrafyaların umut bağlandığı bir eşi cumhurumuz var. Ezan okur, sela okur. Ben arkasında cemaatle de namaz kılmış. İmamlara da cemaatle namaz kıldıran hatası günahı yok mu? Var. Ama cumhuriyetten bu yana biz böyle birini görmedik. Ve bütün İslam alemi umut bağlamıştı. O da öyle. Uçağa bindi. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Misali. Uçağa bindi. Rotası yok. Herkes de umudu kesilmiş. Hiç kimseye ulaşamaz. La ilahe illa ent. Subhaneke inni kuntu minazzalimin. Allah yardımımıza ulaştı. Allah yardımımıza ulaştı. Bugün yine bu camide kim bilir burası ahır mıydı yine? Depo muydu yine? Eskiden böyle oldu burası. Şu cami ahırdı ve bir bölümü depoydu. Rabbim müsaade etmedi. Rabbim müsaade etmeyecek inşallah. Bu memlekette şehit sahabiler var. Şurada demin bahsettiğim Hazreti Yunus şu kubbenin altında 7 ay ibadet yapmış. Siz ne şerefli insanlarsınız. 450 tane şehit sahabi burada ibadet yapmış. Veliler, alimler, meşayihler, evet salihleri. Bu insanların çok değerli olanları da var. Şarlatanları var. Şarlatanlar yapsın. Ama bu mesleğin iyi insanları da var. Salih insanları da var. Evet. Bunlara da biz hürmet edip yerlerinde veriyoruz. Haklarını da teslim ediyoruz. Çünkü onlar da Kur'an'a ve sünnete boyun eğiyorlar. Bunların hürmetine Rabbim bu vatanı ve bu gemiyi kurtardı. Rabbim bir daha böyle tehlikeli badireleri bize yaşatmasın ya Rab. Bosna'dan, Erbil'den, başka dünya ülkelerinden bizim Diyanet İşleri Başkanımızı o gece arayan alimler var. Sela okununca Erbil'in bütün halkı, Müslüman Kürt halkı sadece sela okumadı diyor. Başkanım biz camiye de gittik, sabaha kadar dua ettik. Bosna'dakiler sabaha kadar dua ettik. Ve o masumların duası ile Rabbim bu memleketi kurtardı. Uyanık olun. Uyanık olun. Zalimlere karşı el birliği yapın. Ve yaptık. Bu bölgenin Kürt halkı olarak da elhamdülillah yaptık. Adaletleri bir tarafa bıraktık. Küskünlükleri bir tarafa bıraktık. Söz konusu iman olunca hepimiz meydanlara çıktık. Elhamdülillah. Rabbim ebediyen sizlerden razı olsun. Ve Rabbim aramızdaki kin, düşmanlık, haset, bizi özümüzden ayıran ne kadar olumsuzluk varsa Rabbim o hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Arabiyle bizi Resulullah'a ümmet, Kur'an'a asker, Allah'a salih kul yapsın inşallah. Amin.